Merhabalar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Mehmet Özdoğan. Bu videomda yeşil ekran tekniğini ve bu tekniği uygularken nelere dikkat etmeniz gerektiğini ayrıntılı şekilde anlatacağım ve aynı zamanda da iMovie üzerinde basitçe göstereceğim nasıl uygulayacağınızı. Yeşil perde efekti hali hazırda post prodüksiyon ve video prodüksiyonlarda sıklıkla kullanılan bir yöntem. Bu yöntem ile kendinizi o an için olmadık yerlerde gösterebilirsiniz. Mesela bir uzay boşluğunda, bir uzay gemisinin içinde, belki de bir Mısır piramitlerinin tepesinde olsun, belki de gökdelenin içinde gösterebilirsiniz. Herhangi bir gökdelenin veya o an için orada olamayacağınız bir yerde kendinizi gösterebilirsiniz ve bu bağlamda videolar çekebilirsiniz. Bu yönden düşünüldüğünde gerçekten de çok hoş sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Lakin bunları çekmek için ve güzel sonuçlar alabilmek için bazı ayarlar yapmanız gerekiyor. Evet, ihtiyacınız olan sadece yeşil ya da mavi bir perde. Yalnız bunun dışında ışıklandırmadan tutun da o perdenin kalitesine kadar birçok şeyin de etkisi olduğunu söylemeliyim. Öncelikle satın almayı düşündüğünüz perdenin ışığı yansıtan değil de ışığı emen bir yapıda olmasına dikkat edin. Bu tarz perdeler genelde AliExpress'te de satılabiliyor ama Türkiye'de herhangi bir manifaturcuya giderek de çok daha kaliteli bezleri, bu şekilde perdeleri alabilirsiniz. Perdeyi aldıktan sonra dikkat etmeniz gereken mutlaka perdenin temiz ve ütülü olması. Astığınız zaman perdeyi arkanıza astığınız zaman, arka fon kısmınıza astığınız zaman perdenin herhangi bir kırışıklık ya da bir katlanma izi olmaması lazım arkadaşlar. Güzel sonuç alabilmeniz için. Ayrıca bundan sonra perdeyi herhangi bir pencereye asmamalısınız. Perdeye arkadan ışık vurmaması lazım iyi sonuç alabilmeniz için. Daha sonra da sizin de ön taraftan, yani bulunmuş olduğunuz cephe tarafından ışıklandırmaya dikkat etmeniz gerekiyor. Benim tavsiyem minimum 2 ışık kullanmanız, ışık kaynağı kullanmanız ya da bir pencerenin önünde, yani pencereyi önünüze alarak çekim yapmanız ki bu bağlamda da iyi sonuçlar alabilirsiniz diyebilirim. Eğer pencere önünde çekim yapamazsanız mutlaka en az 2 olmak üzere 3 ışık kaynağı kullanmanızı öneririm. Bir ana ışık kaynağı, bir yardımcı ışık kaynağı, dolgu ışık kaynağı olarak geçer. Bir de arka ışık kaynağı kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey perde üzerine asla gölgenizin düşmemesi. Perde üzerine gölgeniz düşerse kaliteli bir görüntü, kaliteli bir efekt uygulayamazsınız ve bunun bir çakma olduğu anlaşılır. Yani hali hazırda arkada bir perde olduğu anlaşılır. Bu bağlamda yerleştireceğiniz ışıklarla birlikte perde üzerine düşen ışığın tüm noktalara eşit dağıldığından emin olmalısınız. Herhangi bir perdenin herhangi bir tarafı gölgede kalırsa o taraf büyük olasılıkla teknikten etkilenmeyecek ve orasının perde olduğu ve katlanmış olduğu anlaşılacak. Bu yüzden perdenin dümdüz ve asla gölgeli veya katlanmış bir yeri olmaması gerekiyor en iyi sonuç için. Bunun dışında giymiş olduğunuz kıyafetlere de dikkat etmelisiniz. Mavi perde kullanıyorsanız mavi kıyafetlerden, yeşil perde kullanıyorsanız da yeşil kıyafetlerden uzak durmalısınız o an için, çekim için. Evet, her şey hazırsa şimdi bilgisayar başına geçelim ve iMovie üzerinden size birkaç adımda yeşil ya da mavi ekran tekniğini nasıl uygulayacağınızı göstereyim. Öncelikle hatırlatmama izin verin ki az önce ben mavi perde önünde deneme çekimi yaptım ve o çekimi kullanacağım şu anda size örnek gösterirken. O çekimde hiçbir, az önce söylemiş olduğum kuralların hiçbirisine dikkat etmediğim sebebi de biraz acele ettim ve özellikle de kırışık olmasını istedim perdenin ki sizlere o perde kırışık olduğunda sonuçlar neler olur onları gösterebilmek açısından. İlk olarak iMovie uygulamamızı açıyoruz ve ortamların bölümüne görmüş olduğunuz gibi içeriğimizi aktarıyoruz. Bu içeriği ortamların bölümüne aktarmayı bilmiyorsanız önceki videolarımda da bulabileceğiniz gibi iMovie ile video montaj, video düzenleme videomda ayrıntılı olarak açıkladım. Oradan izleyerek görebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. İçeriğimizi aktardığımızda yapmamız gereken ilk şey yeşil ya da mavi fonun arkasına gelmesini istediğimiz, yani koymak, eklemek istediğimiz resmimizi ya da fotoğrafımızı timeline'a sürüklemek olacak.
Timeline'a ilk olarak eklemek istediğimiz resmi sürüklüyoruz arkadaşlar. İkinci olarak onun üzerine ise görüntümüzü sürüklüyoruz. Şu şekilde sürükledikten sonra görüntümüzü baktığınız gibi, gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz uzun oldu. Timeline'dan bayağı bir dışarı sarktı. O yüzden timeline'a daha iyi hakim olabilmek adına ben şuradan timeline'ı biraz daraltıyorum. Ve o zaman da daha iyi hakim olabiliyorum. Resmimizi tutup sağ köşesinden mouse'a basılı tutarak sürükleyip videomuzun uzunluğuna çekiyoruz arkadaşlar. Videomuzda eşit uzunluğa geldikten sonra resmimizi bir kez tıklayarak seçerek kırpma menüsünden asla Can Burns seçili olmamalı arkadaşlar. Kırparak doldur ya da sığdır seçili olmalı. Şimdi kırparak dolduru seçmeliyiz. Burada sebebi de resim biraz bana dar geldi. Kenarları çok fazla boşluk var kenarlarında görmüş olduğunuz gibi. Böyle olduğunda kırparak dolduru seçmelisiniz. Eğer resim genişse sığdırı seçmelisiniz. Ama şu an resim bana biraz dar geldi. Kenarlarda çok aşırı boşluk var gördüğünüz gibi. O yüzden ben kırparak dolduru seçiyorum. Zaten kendisi otomatik olarak resmin sınırlarına kadar seçti. Bundan sonra yapmanız gereken bir şey yok artık. Daha sonra videomuzun üstüne dokunarak bir kez tıklayarak seçili hale getiriyoruz ve aynı şekilde kırpma menüsünden sığdırın seçili olup olmadığını kontrol ediyoruz. Arkasından da video katmanları ayar bölümünden şu işaretliyorum bakın. Seçip ara çekim penceresinden yeşil mavi ekran seçiyoruz arkadaşlar. Seçtikten sonra zaten direkt hemen efekti uyguladı. Görmüş olduğunuz gibi tekniğimiz bu kadar basit arkadaşlar. Bir kontrol edebilirsiniz isterseniz, deneme yapalım. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten güzel oldu. Şimdi isterseniz bir de farklı bakalım. Bunun farkındaysanız ne yapmıştık resmi? Kırpma menüsünden. Kırparak doldur. Neden? Kenarları çok açıktı. Şimdi bir de bunları kaldıralım. Farklı bir resim yapalım. Daha geniş bir resim. Diyelim ki şu da geniş, bu da geniş. Şunu koyalım. Şöyle aldığımız zaman bunu resmimizi bırakıyoruz. Arkasından görüntümüzü bırakıyoruz üstüne. Ama ilk etapta ben timeline'ı biraz daraltıyorum. Resmimizi uzatarak videomuz uzunluğuna çekiyoruz. Akabinde resme bir kez tıklayıp kırpma menüsünden, işte bakın arkadaşlar, burada kırparak doldur dediğimiz zaman da sığdır dediğimiz zaman da farkındaysanız herhangi bir değişiklik olmuyor. Çünkü resim zaten yeterince geniş. O yüzden sığdır seçili oluyor. Sığdırı seçiyoruz. Arkasından videomuza dokunup seçerek sığdırı kontrol ediyoruz. Kırpma menüsünden sığdır seçili olup olmadığını, seçili ise video katmanları bölümünden ara çekim penceresinden yeşil mavi ekranı seçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu da tamam. Bakalım, kontrol edebilirsiniz yine. Evet, gördüğünüz gibi bu kadar basit arkadaşlar. Kaydetmek için ise yine şuradan sağ en üst köşeden pencereye tıklayıp datayı seçmeniz yeterli arkadaşlar. Evet, yeşil ekran tekniği de bu kadar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi aslında oldukça basit. Yine de uygularken takıldığınız yerler olursa bana yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Elimden geldiğince de yardımcı olmaya çalışırım. Videolarımı beğeniyorsanız ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere.